Bizdeki kadınların temsil oranı özellikle de karar verici makamlarda bulunma oranının son derece düşük oluşunun siyasetin finansmanıyla da bir alakası var mı? Şimdi kadınların ben şöyle gözlemliyorum. Kadınların siyasete girememesinin önünde engellerden bahsettik. İşte erkek egemen bir alan ve gelenekçi bir yapı işte devleti erkek yönetir düşüncesi bir kere bir engel. Diğer taraftan Türkiye'de siyaset yapmak maalesef ben çok yadırgıyorum bunu maalesef e, ekonomik Finans istiyor yani güç paranız çok olacak paranız olacak propagandalar yapacaksınız afişler bastıracaksınız e, başka başka şeyler artık bu hepsini burada söylemek doğru olur mu bilmiyorum İlçe başkanlarını göreceksiniz bilmem işte ya da işte e, bazı seçimlerde yaşandı insanlar tecrübe etti üyelere o, o bir takım ikramlar hediyeler o, hediyeler vesaire. Yani bunlar gerçekten çok e, zor işler, maddi olarak da çok zor işler. Dolayısıyla dünyanın hem dünya genelinde hem de Türkiye'de kadınlarımız yoksulluk oranında hep önde gidiyorlar. Kadınlar yoksul. Nereden karşılayacaklar bu finans desteğini? İşte biraz evvel söylediğimiz gibi babası destek olacak, eşi destek olacak. E, büyük ölçüde buralardan karşılayacaklar. Kendi iş kadını olan ya da kendi finans gücü olan kadınların sayısı çok az. bir elim evet. parmakları kadar az. Hakikaten böyle finans anlamında yatırım yapacak ya da yatırım demeyelim de artık kendine yatırım yapacak bir e, memleketi yani yönetmeye talip İş insanı vereceğim. dediğimiz belirli bir gelir seviyesinin üzerine çıkmış e, insanlarımızın zaten sayısı sınırlı. E, bunların da belki yüzde doksan küsürü e, Karışmak gelecek. istemeyeceklerdir Ruhittin Bey. Karışmak istememe potansiyelleri çok yüksek. Çünkü bizim gibi ülkelerde maalesef özellikle bizim ülkemizde son yıllarda ciddi bir kutuplaşma var. Dolayısıyla bu da iş insanı olan kişilerin siyasetten uzak durmalarına sebep oluyor. Yani bir yanlış bir şey yapmayalım. Yanlış bir hamlede bulunmayalım. İşimiz var gücümüz var yani bunlar sekteye mi uğrar sıkıntı mı yaşarız falan gibi kaygılar da üretiyor tabii o insanlar. Doğal olarak siyaset mi yok diyor bana göre bir şey değil ben diyor şurada çalışırım işimi yaparım paramı kazanırım hayatımı devam ettiririm. <laughs> bir, bir ara... Aynı şey akademide de var mesela yani Aynen. çok benzer şekilde işte akademis, bir akademisyen yani de kolay kolay bir gönüllü böyle gideyim şurada siyaset yapayım derken iki kere düşünmek zorunda. Çünkü yine o kutuplaşmadan kaynaklı bir takım problemler yaşayabilir. Ve bu da onun kalan hayatını belki mutsuzluğa dönüştürebilir. Ya da işte istemediği bir takım mecralarda kalmak zorunda kalabilir. Dolayısıyla Türkiye'de bu manada da siyaset yapmak bu şartlarda biraz daha zor. Kadınsanız biraz daha zor. Bir de ben şunu gözlemledim. Hani siyasetin içinde de yaşadığım için. Tabii erkeklerin şöyle bir alanı var. Bir bağ evinde, bir çiftlik evinde akşam oturuyorlar. Yani bunları tecrübe ettiğim için <laughs> paylaşıyorum sizinle. İşte kendi aralarında diyorlar ki sen seni belediye başkanlığında destekleyelim, seni milletvekilliğinde destekleyelim, sen il genel meclisinde destekleyelim. Sen şurada, sen burada. Hepsi o paylaşımı orada yapıyorlar ve ertesi gün çıkıp kendilerine rakip olabilecek herkes üzerinden e, propagandaya başlıyorlar. Yani kötü propaganda ya da başlayabiliyorlar. İşte biz iyiyiz o oh kötü. Biz şöyleyiz o oh o böyle gibi. E şimdi kadınların böyle bir dünyası yok. Kadınların böyle bir yapılanması da yok. Hani oturalım 3-5 kadın gel şurada bir şey ayarlayalım. Sen o ol, ben bu olayım, öteki de öteki olsun. İşte bir şey makamları paylaşalım. Bu kültürde kadınlar da gelişmemiş. Bu bir tarafı, bir diğer tarafı da Yine gözlemlediğim şey e zaten böyle bir alanları yok. Yani bir çiftlik evinde bayanın gidip orada oturması da mümkün değil. O paylaşımlarda oturup pazarlık yapması da mümkün değil. Veya kendi Dolayısıyla evine birilerine davet etmesi, etmesi mümkün de mümkün değil. değil. Yani bizim sosyal çevremizde birçok yönden hani paradır engel, gelenekçi yapıdır, erkek egemen ortamdır. Ama bir de bir sosyal hayatın olmayışı. olmayışıdır. Bir de böyle sosyal ortamda sizi bir mecbur bırakıyor bir. Bir, ...bir kenarda durup daha başka bir yol bulmaya e, mecbur bırakıyor. Bu manada Şimdi da biliyorsunuz... Şimdi bir de şu var tabi biliyorsunuz... E, ...kadınların iş gücüne katılma oranı erkeklerden çok düşük. Tabi. Yani ev hanımı olarak veyahut da hiçbir işte çalışmayan kadınların oranı... ...erkeklere nazaran çok yüksek. Hı hı. E, haliyle ev hanımları içerisinden siyasete ilgi duyanın da sayısı az olacaktır. E, bunun da otomatik bir yansıması var. Yani biz diğer her konuyu halletsek bile... Bu iş gücüne katılma oranını eşitleyemediğimiz zaman yine siyasetin içerisindeki kadın oranı düşük olacak. Düşük olacak evet. Yani o örnek aldığımız, örnek gösterdiğimiz İskandinav ülkelerinde tabii bütün bunlar aşılmış. Tabii tabii yani iş gücüne katılma oranı çok oranı yüksek. Oranı çok yüksek. E, haklarının farkındalar, vatandaşlık bilincinin farkındalar, yurttaşlık bilincinin farkındalar ve isteme oranları, talepleri daha yüksek seslendi dile geliyor ama bizim bugün kadınlarımıza sorulan sorulduğu zaman bile hani aynı şartlarda eşit aynı donanımlara sahip kadın mı olsun erkek mi olsun diye sorduğunuz zaman bile bazen e, yani çok şaşıracağınız şekilde erkek olsun diyenlerin oranı kadınların verdiği cevaplarda yüksek çıkabiliyor. İlginç yani hala kadın algısında da e, o devlet yönetme, işte e, makamda e, iş görme, karar verme etkisi daha tam olarak bizim toplumumuzda oturmuş ben, ve e, yerleşmiş e, değil. De alanda gördüğüm e, yaşadığım olaylarda bazılarında e, mesela adam diyor ki ya ben kadına oy vermem diyor. Evet. Yani ben kadından devlet başkanı istemem, kadından belediye başkanı istemem diyor. Tabii niye tabii. dedim? Arkasında namaz mask alın <laughs> İşte dinimizce böyle zannediyor. Oysa dedim ki mesela o öyle söyleyenlere ya, Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hatice valide'miz. Peygamber'in patronuydu. Evet. Hazreti Hazreti Ayşe Cemel Cenginde e, ordunun başındaydı. başındaydı. E, yani demek ki bunlar komutanlıkta yapabiliyor. İş bin patronluğunu da yapıyor. E, bir kadına e, şehre emanetini yapmıştı Peygamberimiz. Filan bunlar anlatınca sesini çıkarmadı ama ben onun yine de bir kadına oy verebileceğini düşünmüyorum. Evet, Sadece maalesef. erkekler değil ama bazı kadınlar da böyle düşünüyor. Tabii. Yani, yani ben kadına oy vermem diye karşınızda. kadınlar da var. Evet, maalesef öyle. E tabi işte bunların hepsi eğitimden evet, işte, e, işte, sosyolojik işte sosyolojik bir değişime bir ihtiyaç bir değişime var ve i̇htiyaç bu sosyolojik var. değişim çok yavaş. Oluyor. Yavaş maalesef işte oralarda da o bizim biraz evvel söylediğimiz modeller, rol modeller onların devreye girmesi lazım. Onların başardıklarını gördükçe insanlar daha cesaretlenecekler olabilirliği noktasında ikna olacaklar. Tabii onu belki sonunda hep birlikte yani değerlendirirken evet. gündeme getirebiliriz. Ya şimdi tabii bunlar aşılmayacak şeyler değil. Değil tabii. Şimdi Avrupa'da orta çağda 500 yıl içerisinde 5 milyon kadın cadı diye yakıldı. Şimdi böyle evet. bir kültürü aştılar insanlar ve bugün kadınlarla kadınların yüzde 50 civarında temsil edildiği yönetim kademelerine sahipler. Evet. ya yani onlar bu noktaya geldiyse bizim bu noktayı aşmamız bile çok kolay. Kesinlikle öyle. Bir de e, çağ hız çağı Ruhettin Bey yani evet. Gerçekten büyük bir hız bilgi hani, çok kolay ulaşıyor çok her yere. Çok kolay ulaşabiliyoruz. Yani düşünün biz oturuyoruz masanın başında Amerika'daki kütüphanelere girip Amerika'daki kütüphanelerin e, için şey raflarında dolaşabiliyoruz. Oradaki istediğimiz kitabı, dökümanı, el yazmasını çıkartıp karşımızda görebiliyoruz. Yani her şeyin bu kadar mesafelerin bu kadar kısaldığı, yaşanmış bilginin de bu kadar hızlı aktarıldığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla yaşanmışlıklara bakarak oralardan çok ciddi çıkarımlar yapabiliriz ama tabii bunlar bizim isteğimizle olacak şeyler değil. Bunu gerçekten devleti yönetenlerin bir uygulaması lazım, politik olarak uygulaması lazım. Yoksa işte hani beşer aklı unutur. Ama devlet aklı devlet aklı çok kıymetli bir şey. Devlet aklına biz itimat etmek zorundayız ve onun bunları yapma iradesini görmek durumundayız. Hadi buyurun. Karşılığını göremiyorsak bu ama işte e, devlet adamı ayrı, e, politikacı ayrı. Maalesef e, şimdi öyle. Biz, Tabii de Bizde her şeyden önce seçim kazanmak ve gücünü ko korumak o öncelikli olan insanlardan devlet adamı aklını beklememiz doğru değil yoksa biz bu kadar yavaş gelişmezdik yani daha hızlı gelişebilirdik evet. çünkü önce öncemiz Avrupa'ya göre daha iyiydi. Kesinlikle. Şimdi e, yerel yönetimlerde e, durum bence hep meclisi konuştu evet. ama önümüzde de e, yerel seçimler var ve e, bence esas konuşulması gereken yer bu yerel seçim şeylerde yönetimlerde kadınların temsil oranı ve e, başkanlık e, belediye meclis üyeliği gibi alanlarda e, parlamentodan çok daha kötü. Çok durumda. Çok daha kötü. Evet o da gözle gözlemlediğimiz bir şey. E, gerçekten şimdi orada parlamentoda hele şu anki parlamentoda zaten biraz evvel bahsettiğimiz gibi karar verme yetkisi neredeyse yok denecek kadar az bir pozisyon aldı vekiller. Fakat belediye başkanlıkları Böyle değil. Yani belediye başkanı olduğunuz zaman e, hakikaten bir ciddi bir yetkiyi ve ciddi bir finans gücünü elinizde tutuyorsunuz e, bir e, bütçeyi siz sizin iradenizle e, bir şekilde kullanıyorsunuz. E, dolayısıyla buralar o yüzden erkeklerin daha çok ilgi gösterdikleri bir alana dönüşüyor. Evet. İşte imar, rant e, e, ve e, iskan gibi o işte o meşhur üçlü erkekleri çok cezbediyor ve yine belediyelerin açtıkları ihaleler malum işte bir sürü kalem var. Yani yüzlerce kalem üzerinden e, iş iş hizmet iş alıyorlar. Hizmet alıyorlar belediyeler ve bunların hepsi parayla dönüyor. Paranın bu kadar çok olduğu yerlerde bizim toplumumuzda hep e, bir takım e, işte çıkar ilişkileri de devreye girince hep erkeklerin daha çok tercih ettiği alanlar oluyor. Daha doğrusu tercih demeyelim. E, bastırdığı alanlar oluyor ve diyorlar ki işte buralarda kadınların çok da fazla Peki, olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Kadınlar seçilirse buralara bu dediğiniz olumsuzluklar azalır mı? Yani ben azala, azalacağını düşünüyorum. Hani ben bir bayan olarak açıkçası bunu buralarda daha idealist olduğumuzu düşünüyorum. Daha idealist. Yani mesela ben size açık şunu itiraf edeyim. Ben siyasete girerken hep o kadar böyle idealist duygularla o kadar vatan, millet, Sakarya falan böyle gerçekten bu duygularla girdim ki şimdi geldiğim noktada diyorum ki iki şey söylüyorum Ruhiettin Bey. Birincisi iyi ki girmişim diyorum. Yani oranın böyle çok romantik ve böyle bir şey alanı sadece böyle iyi duygularla yürüyecek bir alan olmadığını gördüm. Ama bir de keşke diyorum hani bunları görmeseydim. Yani bu kadar böyle çıkar ilişkilerinin bu kadar bir takım Kirliliklerin, bu kadar insanların birbirinin ayağını kaldırmak için birbirine işte ağır şekilde aynı partilerin içerisinde rakip olarak bu kadar hırpaladıklarını keşke görmeseydim. Dediğim zamanlar zamanlarda, yani kenarda durup böyle kendi bildiğim romantik <gülüyor> 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 siyaset görüşümü, o dünya algımı, o ruhumu o şekilde yaşasaydım. Ama gerçekten siyasete girince bakıyorsunuz, siyasetin konfor alanları var. O konfor alanlarını tutmuş insanlar var ve oralar işte birileri için vazgeçilmez yerler. O zaman artık siz de o romantik duygularınızı kaybediyorsunuz. Bu da tabii bizim gibi hakikate idealist olan insanlar için zor oluyor ve ben bunun bayanlarda daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani erkek doğası gereği para kazanmaya, işte rant ilişkilerini yürütmeye, sürdürmeye falan gibi şeylerde biraz daha mahir yani. O kadar da kötü müyüz yani biz? <gülüyor> <gülüyor> daha, daha marifetlisiniz. <laughs> daha marifetlisiniz. Evet. Bayanlar bu konuda biraz zayıf ama bilmiyorum ilerleyen süreçlerde Doğru, değişirler mi? E, yerel yönetimlerde özellikle ben e, belediye meclislerinde kadın oranlarının çok artmasını, muhtarlıklarda kadınların çok artmasını çok istiyorum. Yani bu çok önemli e, bir siyaset aracı ve kadınların da siyasette yapabileceği şeyler. o diyelim ki başkan olamadınız ama ya belediye meclis üyesi olmak için çaba gösterin e, demek istiyorum kadınlara. Kesinlikle. Ama, başkan e, bir tane ama belediye meclis, belediye üyesi, meclis üyesi ve karar yetkisi ve elinde çok önemli yetkileri deve. var. Yani orada e, bakıyorsunuz ki işte e, parsel parsel devletin malları satılırken e, şikayetçi olmayın gelin engelleyin bu türlü şeyleri değil mi? veyahut kadınlarla, çocuklarla ilişkili belediyelerin hizmet üretmesi için orada bir takım teklifler getirin, projeler sunun, bir şeyler yapın. Yani. Şimdi hani şöyle diyorlar ya biraz gelen siyaset üzerinden erkekler, şöyle değerlendiriyorlar ki kadınlar duygusal, daha böyle doğadır. Çiçek, böcek falan bu tip şeylere daha yatkınlar falan. işte belediyecilik tam da bunun yeri aslında evet. buradan baktığınız zaman. Yani düşküne olan, düşküne yardım edeceksiniz, mağduru koruyacaksınız. Çoluğun çocuğun gözünün içine Çevreyi bakacaksınız. Koruyacaksınız. Çevreyi koruyacaksınız. Ağacı, böceği, çiçeği koruyacaksınız. Belediyecilik tam da kadınların inşasına buradan baktığınız zaman. Sokağa çıktığınızda köpeklerle e, muhatap evet. olmamayı sağlayacaksınız. Sağlı. Çünkü yani annelik çok kıymetli bir vazife evet. ve e, anne hani kendi çocuğunun başına gelmesini istemediği hiçbir şeyin başka çocukların başına da gelmesini istemez. Böyle bir duygusal yoğunluğu da vardır. Dolayısıyla fakir, fukara, garip, kuraba kadının belediye başkanlığından çok daha fazla istifade etme şansı yakalayacaktır. Ama işte bunun içinde yine bir mücadele şart. Ben bu noktada iki tane büyük dernek var biliyorsunuz şu anda. Bir vakıf var, Kadem diye bir vakıf var. Bir de Kader diye bir e, evet. dernek var. Şimdi bunların ben çalışmalarında açıkçası bu manada e, kendi kendi şeyleri, fikirleri doğrultusunda kıymetli buluyorum. E, ve bu tip çalışmalardan e, çalışmaların artmasını, artarak devam etmesine ve kadınların bu noktada özellikle yerel yönetimler noktasında daha Talepkar olmalarını, daha Hatta çok istekli olmalarını bekliyorum. bir tanesi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Hanım'ın evet, baş, bir de evet. öyle bir şeydi galiba. Hı hı. Ama her şeye rağmen Türkiye e, yerel yönetimlerdeki kadın temsili açısından e, 133 ülke arasında 118. sırada yer alıyormuş. Maalesef öyle. Yani o işte parlamentoda çok daha kötü bir durum ortalama ortalaması. Ee, inşallah. Çok zaten, çok az zaten biliyorsunuz yani yok, benim yok. aklımda Şimdi kaç tane büyük şehir belediye başkanı var mesela aklınıza gelen. Ee, şimdi bir kadın. Gaziantep geliyor, bir Aydın var. Ee, sonra vallahi sonra da gelmiyor yani evet. var mı bilmiyorum. bir, bir Aydın...